Sayın Dansızı'nı ikram etmek üzere alkışlarla kürsüye teşekkürler dedim. Çok kıymetli bakanım, değerli milletvekilim, sayın valilerim, Bağdat kaymakamımız, kıymetli meslektaşım, Bayburt ve Bağdat'ın kıymetli belediye başkanları, AK Parti başkanları, MHP Yüksek Başkanları, sayın rektörüm, kusura bakmayın, belki ismen sayamadım burada misafirlerimiz olacak. Siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, belediye başkan adaylarımız, kıymetli STK mensuplarımız, vakıf başkanımız, dernek başkanımız, kıymetli Bayburt hemşehrilerim, ben de hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sayın Bakanım, şu anda bu konuşmayı yaparken gerçekten ben de çok tuhaf durumlar içerisindeyim. Biraz önce kardeşimiz söyledi. Bağcılar'da 5 yıl onurla, gururla Bağcılar Kaymakamlığı yaptım. Kalef olarak da değerli kardeşim Abdullah kardeşime devrettik. Yine belediye başkanımızla Abdullah başkanımla burada 6 ay gibi bir süre çalıştık. Kısa zamanda çok da Anakura hizmetlerine de şahit oldum. İşin doğrusu burada Bayburt Valisi Bağcılar Kaymakamı olarak hitap ettiğim noktasında da biraz tereddüt içerisindeyim. Ama şunu rahat söyleyebilirim. Memleketimiz Bayburt'tan İstanbul'daki evimiz Bağcılar'a hoş geldiniz diyorum ben de. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben burada görev yaparken Sayın Bakanım, Bayburtluların, Bayburt'umuzun kurtuluş yıl dönümleri yine burada kutlanıyor ama bugün muhtemelen bir yer karmaşasından dolayı bugün biraz hemşehrilerimiz de salonu dolduramadan ancak olimpik salonda kıvranmış olduğu anları ben çok iyi biliyorum. Bu anlamda çok güzel günler ve geceler burada yaptık, tertip ettik. Bağcılar sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin de bir nevi Anadolu'nun her zaman güzel bir nişanesi olarak da yine bizlere de ev sahipliği yaptıklar için de burada hepsine başta kaymakamımız, belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Devletlerimize, vakıflarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ben tabi Sayın Bakanım, aslında burada konuşmamız sizsiniz. Biz burada çok uzatmadan müsaade edersen birkaç konuda hemşehrilerimize hitap etmek de istiyorum. Bayburt'umuzun işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünün bu haftamız Bayburt'umuzdan halkımızın katılımıyla, devlet kurumlarımızın, STK'larımızın da geniş katılımıyla kutladık ve gerçekten Bayburt'ta da çok güzel günler yaşandı. O anlamda hemşehrilerimize de tekrar teşekkür ediyorum. Bayburtlu olmak sadece Bayburt'ta yaşamak demek değildi. Bayburtlu olmak ülkemizin her köşesinde olursa olsun Bayburt'u teneffüs etmek, kültürüyle hemhal olmak ve Bayburt'un ayrılmaz bir parçası olan vatan millet sevgisini yaşamak ve yaşatmaktır. Bu nedenle Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun ilimiz dışındaki Bayburtlar tarafından her zaman kutlanmasını anlamlı ve önemli buluyorum. Bu organizasyonlar bir yandan memleket havasını yansıtırken bir taraftan da insanlarımızın ortak tarihi bilincinin gelişmesine ve oluşmasına da katkı bulunmaktadır. Dolayısıyla 21 Şubat millet olma şuurumuza bizi biz yapan hasretlerimizin, kültürel değerlerimizin sonraki kuşaklara aktarılmasına vesile olacak önemli bir gündür. Valisi olmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğum Bayburt'ta gördüm ki üzerinden 106 yıl geçmiş olmasına rağmen hemşehrilerimizdeki kurtuluş ruhu halen dimdik ayaktadır. Sizlerin büyük memleket sevgisi bana bunu söylüyor. Sizlerin vatana ve millete koşulsuz
şartsız sadakati bana bunu söylüyor. Sizlerin yardımlaşma ruhu, kardeşliği bana bunu söylüyor. Sayın Bakanım, kıymetli hemşehrilerim, biz Bayburtlar olarak 5000 yıllık bir tarihin emanetini taşıyoruz. Şehrimiz geçmişten günümüze eğitim, inanç, ziraat, sanat gibi alanlarda Türk kültürünün oluşumuna ve gelişimine mekan olmuş önemli bir merkezdir. Dede Korkut'un boy boya soy soyladığı bu topraklar Celali, Vicdani, Sihri, Babet gibi milletimizin hafızasına nakşeden yüce değerler yetiştirmiştir. Bayburt'un ismini cisminden daha büyük yapan işte bu tarihi ve kültürel birikimidir. Bayburt'un zihni bu nedenle Bayburt'u Mısır'la kıyasla ediyor ki Aşinayi Hakayık'ın Mecaz'dır Bayburt, Neşri Tahsin'de Mısır'ın Hicaz'dır Bayburt. Yani Bayburt'la Mısır'la mukayese ediyor. Kıymetli misafirler, değerli hemşehrilerim, ecdadımız alt anlamlı toprağa bırakıp göğümen bayraksız bırakmadılar. Aç kaldılar, susuz kaldılar ancak minarelerimizi de ezansız bırakmadılar. Dolayısıyla emanetimiz büyük, yükümüz ağır. Biz Bayburt Valiliği olarak bu bilinçle inançla Bayburt'un daha da gelişmesi için gerekli adımları attık, atıyoruz. İnanıyorum ki sizler de şehrimizin yarınları için gerekli desteği vereceksiniz. Tabii bu çalışmalarla beraber buradan Sayın Milletvekili'nin bahsettiği Bayburt'umuzun onuru, gururu, Sayın Milli Savunma Bakanımız, Orgeneral Yaşar Güler Bakanımız, Sayın Paşamızın Bayburt olan desteğini, ilgisini çok yakından hissediyoruz. Kendisine gerek Bayburt'taki hemşehrilerimiz, gerek de burada yaşayan hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Milletle şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun diyorum. Allah başımızdan eksik etmesin Sayın Bakanımızı. Bu durum ve düşüncelerle bu önemli günde bizlere şanlı bayrağımızın altında hür bir şekilde yaşama imkanı veren ve bu uğurda canlarını içe saran başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Soğuk Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda canlarını içe saran şehitlerimizin ve gazilerimizin adı sahibaları önünde ilk kez bahsettiğiyle eğiliyorum. Türkiye huzurunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemizi daha büyük yerlere, daha yüksek mevkilere ulaşmak noktasında da hep birlikte gayrette bulunacağımıza inanıyorum. Hepinizi tekrar sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kıymetli Bayburt Valimize teşekkür ediyoruz. Güzel konuşmalarından dolayı Saygıdeğer Valimiz Celali'nin, Zihni'nin, Hicran'ın olduğu diğerden bahsettiğim kardeşimizle 40 bölümden oluşan Valim'in manevi önerileri YouTube mecrasında Sayın Valim yapma fırsatınız oldu. Kıymetli Valimize şimdi plaketini takdim etmek üzere yine Saygıdeğer Valim bir fotoğrafınız bir videomuz var. Bu karnak işler önünde aynı hızlı bayrak makam olmasının önünde. Bu kadar yönü okşayıcıydı ki öncekilerin Sivas Valisi'nin Ufa Valim'in görevini rica etmiş olan ve mevcut Milli Savunma Bakanı Danışmanı Sayın Salih Bakan, kıymetli hemşehrimizi alkışlarla davet ediyoruz. Sayın Bayburt Valimi Sayın Mustafa Erdoğan'a bir hatırası olarak bir plaket takdimi de bulunacaklar. Bu arada Sayın Bayburt Valimizin elinde 3 kıymetli hemşehrimiz değerli katkılarıyla programda yer alan kıymetli isimleri davet ediyorum. Balcı Lastik ve Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Balcı, Bayburt Seyahat Müdürü Nika Yer ve Bayburt Soğuk Balansı Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kekeç, değerli hemşehrilerimiz, kıymetli valimizin elinden günün hatırası olarak plaketleri almış olacaklar. Ve heyecandan ana çok değerli hatip, çok değerli konuğumuz, olur konuğumuzun söz almasına kürsüye teşekkürle doğru heyecanla ilerlemiş oluyoruz. Kıymetli valimizi, Saygıdeğer valimizi umuyoruz. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Evet, saygıdeğer konuklar, değerli misafirlerimiz, aziz, Bayburtlu hemşehrilerimiz, şöyle küçük yavrumuzun elinde al bayrak gördük. Bayrak denince, al bayrak denince işlerse farklı. Şöyle al bayrakları görebilir miyiz? Bayraklarımızı şöyle bir görebilir miyiz? Tüm salonlar bayraklarımızı görmek istiyoruz. Evet, gerçekten hani bu güzel programlarda söyledim ya, yoğun programlarına nereye de katılım sağlarlar. Sonrasında müsaade isterler. Biz tüm
arkadaşı. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kop salonasında yumruğunu mermi, yüreğini kalkan yapanların diyarı, kahramanların yurdu, bayrağımızın bu önemli anma günü vesilesiyle siz değerli hemşehrilerim ve kıymetli kardeşlerimle bir arada bulunmakla büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sözlerimin başında bayrağımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılını kutluyorum. Bu uğurla canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle ülkemizde yaşayan tüm bayrağımızın hemşehrilerine ve selamlarını gönderiyorum ve saygılarını sunuyorum. Değerli hemşehrilerim, nice mutlaklara ev sahipliği yapmış Bayburt'umuz, tarihi kültürel zenginlikleri, coğrafi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisidir. Anadolu'nun kadim şehirlerinden birisi olan Bayburt'umuz adeta bir tarih müzesidir. Gerçekten de baktığımızda muhteşem görüntüsü ve binlerce yıla gelen varlığıyla Bayburt Kalesi, kırmızı turun akan görkemli Çorum Nehri, doğa harikası manzara nedeniyle Çorum Vadisi, sarsılmaz heybetiyle Top Dağı, Selçuklu döneminden bu yana ezanların dinlediği Ulu Cami'miz, tarihi mirasımızın sembollerinden Şeyh Osman Türbemiz, yeşil doğa ile bütün düşerek estetik mimarisiyle Korkan Köprümüz, Cumhuriyet'in ilanının bir işaresi olarak inşa edilen tarihi saatlerimiz ve daha önce güzide eser Bayburt'umuzun zengin tarihi mirasını ve doğal özelliklerini ortaya koyan başlıca değerlerdir. Bayburt'umuzun bu müstesna zenginlikleri yanısına büyük kahramanlar, ozanlar ve şairler yetiştirmiştir. Nitekim milli kültürümüzün paha biçilmez bir hazinesi olan Dede Korkut'un kahramanlığa Türkler yazılan Genç Osman'ın halk ve divan edebiyatının mümtaz şairlerinden Bayburt'un zihninin daha iyi bu topraklar işte bu topraklardır. Yine bir şairimizin ifade ettiği gibi kahramanlar iyi Bayburt otağı, şehitler yurdudur, biz de Top Dağı. Bizim ilim varlığı, bahçesi, balı, ülkede bulunan bir eşit Bayburt. İşte böylesine güzel bir memleketimiz olduğu için gurur duyuyoruz. Eminim ki başta İstanbul'da yaşayan siz kıymetli kardeşlerim olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Türk hemşehrilerinde aynı gururları paylaşıyorlar. Değerli hemşehrilerim, Bayburt, milli ve manevi değerlere sahip çıkmada, davasına vefa göstermede zirvelerin şehridir. Bu topraklar düşman işgali altında yoksulluk ve bin bir türlü acıya maruz kalsa da sancağımızı yere düşürmeyen, Top Dağı'nı düşmana dar ederek alt kanıyla destanlar yazan kahramanların yurdudur. Nitekim vatan toprağını düşünen, çiğnememek uğruna 1916 yılında Top'ta Şanlı 2. Plan Plerde savunmasını ortaya koyan Rus ordusuna aylarca geçit vermeyerek Anadolu'nun içlerine düşman işgalini yayılmasını engelleyen Bayburt'umuz Çanakkale'den sonra Bayburt'ta geçitler olduğunu göstermiştir. Fedakarlık ve cesaretin emsalsiz bir örneğini sergileyen kahramanlarımız asla unutulmayacak, daima şanlı tarihimizin müstesna köşesinde bir yerde koruyacaktır. İşte bu kahraman atalarımızın torunları olan Bayburt hemşehrilerimizin bugün de gösterdiği
kararlı milli duruş ülkemizin birlik ve beraberliğinde teminatıdır. Şimdi Bayburt sevdalısı, en az bizler kadar Bayburtlu, çok kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını hep birlikte izliyoruz. Sevgili Bayburtlular, çok değerli kardeşlerim. Sizlerin kalbini biliyorum ve muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm Bayburtlu kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Canları pahasına vatanımıza sahip çıkan kahramanları bir kez daha rahmet tanıyorum. Ecdadımızın bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla ilerleme parlar kurmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. 21 yılı aşan iktidarlarımız döneminde Bayburt'la birlikte tüm şehirlerimize hep aşkla hizmet etti. Alt yapıdan üst yapıya kadar her alanda şehrimizin eksiklerini gidermenin, ihtiyaçlarını karşılamanın gayretinde oldu. Bayburt ve Bayburtlu kardeşlerimizde her seçimde şahsımıza verdikleri güçlü destekle bizi bu kutlu mücadelemizde yalnız bırakmadı. Rekor oy oranlarıyla bizlerden desteklerini esirgemeyen, başta İstanbul olmak üzere ülkemizin farklı yerlerinde yaşayan Bayburtlu kardeşlerimize ahde vefaları için teşekkür ediyorum. Ülkemizi nice zorlukları ve engelleri aşarak nasıl bugünlere el birliği içinde getirdiyse inşallah Türkiye 100 yılını da hep birlikte inşa edeceğiz. Ecdadın emaneti olan cennet vatanımızı çok daha güçlü, müreffeh, özgür ve itibarlı bir ülke olarak gelecek nesillere teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu yolda en kritik dönemeçlerden biri olan 14-28 Mayıs seçimlerini tüm dünyaya örnek olacak bir demokrasi şöleniyle geride bıraktı. Kandil'den Pensilvanya'ya kadar ülkemize yönelik sinsi hesapları olan şer odaklarının tamamını üstlerine bıraktı. 31 Mart mali idareler imtihanını başarıyla vererek durmak yok, yola devam edeceğiz. Nerede ikamet ederse etsin, tüm Bayburtlulardan AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik idealine güçlü destek bekliyor. Rabbim muhabbetimizi ve dayanışmamızı daim eylesin diyor. Bu düşüncelerle nazik davetiniz için tekrar şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin şahsından Bayburtlu kardeşlerimin her birine selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sınırlarımızın ötesinde karşılıyor ve kaynağında bertaraf ediyoruz.
şu an kavramlarda olmasaydık, sınırlarımıza göre sağlıklar daha önceden olduğu gibi devam edecekti ve yurt içinde daha büyük bedeller ödeyecektik. Kıymetli hemşehrilerim, teröre karşı verdiğimiz başarılı mücadelenin yanı sıra hudutlarımızın güvenliğini de en güçlü ve en etkili şekilde sağlamaya devam ediyoruz. Aynı şekilde mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi tavizsiz bir şekilde kararlılıkla koruyoruz. Faaliyetlerimizin yanı sıra başta Kıbrıs ve Azerbaycan olmak üzere kardeş, dost ve memleket ülkelerin haklı davalarını destekliyor, uluslararası barış ve istikrara önemli katkılar sağlıyoruz. Diğer yandan her geçen gün en yenilerini, en rahatları kazandığımız yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle Şanlı ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha da arttırıyoruz. Nitekim Türkiye artık Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik vizyonu, liderliği ve teşvikleriyle çok kısa zamanda savunma sanayinde büyük mesafeler kat ettiği yerlilik ve millilik oranlarımızı %80'lere ulaştırdık. Bu alandaki çabalarımızın en son ürünü, ülkemizi göz bebeği, asil milletimizin gurur olan milli muharip uçağımız Kaan oldu. İlk ve yerel milli muharip uçağımız Kaan. Yani Bayburt'umuzun kurtuluş gününde ilk uçuşunu da başarıyla gerçekleştirdi. Bu uçuşla birlikte ülkemiz kendine ait 5. nesil savaş uçağı tasarlayıp üretebilen dünyanın sayı ülkelerinden birisi olarak savunma sanayinde sınıf atlamış, böylece daha büyük hedeflere yürümemizin de yolu açılmıştır. Değerli hemşehrilerim, Türkiye köklü tarihi, stratejik konumu, büyük bir güçlü ordusu, her alanda sahip olduğu imkan ve yeteneklerle bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülkelerden birisi olmuştur. Özellikle son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde içeride daha çok gelişmiş, dışarıda ise çok daha güçlü ve mutlu edilen bir ülke haline gelmiştir. Artık müzakere masalarının ve güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi olan ülkemizin şu ana kadar her alanda ettiği başarının korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılması temel önceliğimiz olmuştur. Bu doğrultuda Türkiye 100 yıla hedeflerimize büyük bir azim ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz. Sizlerin de desteğiyle bir ve beraber olarak geleceğe emin adımlarla yürüyecek ve ülkemizin gücüne güç katacağız. Sözlerime son verirken, başkanımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 160. yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum. Vatan ve millet uğruna canlarını feda eden aziz